EA Sports. It's in the game. Merhaba arkadaşlar, FIFA 17 demo ile karşınızdayım. Hemen X tuşuna basıyorum ve başlıyoruz. Bu arada demo dün yayınlandı. Malum internetim yavaş olduğu için. Saatlerce bekledim 3'e 4'e kadar. Bende bir gelenektir FIFA PES. İlk çıktığı zaman sabaha kadar beklerim. Demodan bahsediyorum tabii ki ve oynar daha sonra yatarım ama işte dün bu geleneği sürdüremedik. İnternetin azizliğine uğradık. Ve şimdi öğlen saatlerinde geç kalktım tabii ki. Bu demoyu sizler için oynayacağım. Hemen geçiyorum. Oyun mekaniği özellikleri. Aktif zeka sistemi. Bakın bir sürü özel kadro kurma görevleri. Foot Champions. Şampiyonlar. Yolculuk. Yolculuğu yapacağız daha sonra. Alacağım. Alacağım. FIFA 17'yi satın alacağım. Santra yeni özellikleri. İncelemek istemiyorum. Bu videoda gameplay'e yani oynanışa yoğunlaşalım ve bir takım seçelim. Bayern'i seçeceğim arkadaşlar ve rakibim de Manchester olsun ya. İç saha bizim sahamız olsun. Tamam, onlarınki de mavi forma, kırmızıya mavi. Hemen bir gezinelim şurada hızlı bir şekilde. Oyun ayarları arkadaşlar. 4 dakikada bir bunu yükseltme gibi şansımız yok. Yarı profesyonel olsun. Stamford Bridge. Bayern'in stadı nerede acaba? Neyse. Stamford Bridge olsun. Maç koşulları rastgele. Rastgele yapıyorum. Günün saati. Bak fazla dalmayacağım bunlara. Takım yönetimi. Burada mikrofonun sesini açmışım. Evet, güzel. Takım yönetimine bir bakalım isterseniz. Evet. Yine aynı şekilde pek fazla bir değişiklik yok. Zaten FIFA bunları çok güzel yapıyor. Bakın gayet açık. Resimleri var oyuncuların. Müthiş. Bu konuda hiçbir zaman FIFA'yı eleştirmedim. Şimdi bakacağız. Gameplay nasıl? Oyun mekaniği nasıl? Oyun ayarları, takım yönetim. O zaman maç yapa basıyorum ve savunma bronz. Savunma yapacağız. Tamam, kayarak müdahale. Evet. Aa, güzel bir özellik bakın. Yatıyorsunuz, kayarak evet. Bakın bir de müdahale yapıyorsunuz çok iyi. Neyse burayı geçelim arkadaşlar. Antrenman moduna fazla takılmaya gerek yok ve geldik. Süper. Hi there everybody. Martin Tyler here along with the former Arsenal and England striker Alan Smith. Okay. Grafiklere bir bakalım. Fena değil. Hummels galiba. Lan Hummels maç oyuncu mu yok? Burada Boateng. Sanki PES biraz daha güzel. PES'i 2017'den bahsediyorum grafik konusunda. Sanki biraz daha güzel arkadaşlar. Tabii ki daha oyuna yeni başlıyorum. Antrenör açık kapalı. Tamam. Neyse. Antrenörle fazla ilgilenmeyelim. Manuel Neuer starts in goal. Jerome Boateng starts with Mats Hummels in central defense. Xabi Alonso plays with Thiago in central midfield. Hadi o zaman, evet. Topu alamadım. Topu almam lazım ki şöyle bir topu gezdirip yavaş yavaş bir fikir oluşturmaya çalışacağım. Hadi o zaman. Thomas Müller. Güzel. Xabi Alonso. Hadi güzel bir pas. David Alaba. Trying to switch on the attacking power in this situation. Ah! Ah! Olmadı, olmadı, olmadı. Ah, çok güzel bir gol kaçırdık. Evet. Oynanabilirlik. Şöyle kaçıncı dakikaya geldik? 11. dakika itibariyle. Fikrimi soracak olursanız normal, normal arkadaşlar. Yani pek fazla bir değişiklik yok. Hayır, nasıl bir pastı o? Aa, golü yedik, golü yedik. Wayne Rooney bakın. Wayne Rooney çok güzel bir gol attı. Golü yedik. Maalesef ama atacağız, atacağız, atacağız.
atacağız. Ya bilmiyorum, sanki bunun tepki ve süresi. Gol yediğim için demiyorum arkadaşlar. Yani oynayamıyor, bok sürüyor falan filan demeyin. Bilmiyorum, oynanabilirlik peste daha güzel. Kesinlikle daha güzel. Ya tepkime süresi. Bakın daha geç sanki ya. Klasik bir FIFA. Ah, güzel bir şuttu. Güzel, güzel. Atacağız. Evet. Grafiklerde de dikkatimi çeken PES'in sanki biraz daha önde oldu bu konuda. Zaten her zaman PES grafik konusunda daha önde. Oynanabilirlik konusunda da. İşte FIFA niye daha iyi diye soracak olursanız PES'ten. İşte bu alengirli şeyler arkadaşlar. Atmosfer. İşte falso verme, zart verme, zurt verme derken. Bu faktörler FIFA'yı ön plana çıkarıyor. Aa, yedik. 2-0. 2-0. 2-0. İnanmıyorum. Evet, evet. Tam bir facia. Tam bir facia. Ah, nasıl bir pas be. Ya olmadı ya. Öyle bir pas. Ya bilmiyorum, sanki hakimiyetim az gibi, adamlar üzerindeki hakimiyetim. Yani tamam, 2-0 yeniliyorum ama yani hadi. Lütfen, yeniliyor, gol yedi falan filan, işte bok sürüyor demeyin. Gerçekten arkadaşlar, oynanabilirlik. Daha iyisini bekliyordum ben açıkçası. Biliyorsunuz anlatıyorlar, yazıyorlar, çiziyorlar. O kadar çok şey anlatıldı ki. Abi bu ne ya? Aa, 3-0. 3-0 oldu. İnanmıyorum. Evet, iyi ki dostluk maçı. Well, you don't often see them let this kind of lead slip. Here's a chance to attack. Gol be, süper. Süper. Yani yine çok gol olmaya başladı, onu söyleyeyim. Zannedersem evet, FIFA 2016 öyle bir şeydi. Yani deli gibi gol atıyorsunuz. Abi o kadar olduğunu tahmin etmiyorum ama neyse, atabilir miyiz acaba? Bir beraberlik. Abi yani çok güzel paslaşıyorsunuz. Ah. Yalnız şunu söyleyebilirim, hakem gerçekten çok sağlam. Hadi çocuklar, çıkarsınız. Güzel. Hoşuma giden bir şey de paslar attığınız yere gidiyor. Gol ve süper. 3-2. 3-2, süper. Evet. En azından soyunma odasına bir farkla gideceğiz. Lewandowski grafikleri geçtim. PES 2017 daha güzel. Kesinlikle. Evet, süper. Soyunma odasına bir farkla gidiyoruz ve sizin için de çok güzel bir maç oluyor zannedersem. Bol gollü. Hemen ilerliyorum arkadaşlar. Şey, sevdiğim şeyler bunlar. Bakın, alengirli, pozisyon tekrarı, maç bilgileri, her şey gözünüzün önünde. Yani bu kadar basit şeyleri PES nasıl yapamıyor? Anlamamak İşten bile değil. Thomas Müller. Frank Ribery. Attacking now. Hadi güzel. Oh, süper. Evet, oyuna alıştım yalnız gerçekten. O şaşkınlığı üzerinden attım arkadaşlar. Hadi. Ama yapmayın ya. Evet. Yani yok, Neuer'i hiç iyi yapmamışlar ve hareketleri de böyle, bakın, robot gibi hareket ediyor. Sanki böyle refleksimsi bir tarz var arkadaşlar.
Bu konuda gerçekten PES 2, oynadığım PES 2017'ye bakarak daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Kesinlikle daha iyi. Grafik, oyun mekaniği. PES 2017 bu sene gerçekten bu işi kotarmış. Oo, ne yapıyorum ben ya? Bir çıkaramadık. Hadi, hadi çıkarın artık şu. Güzel. Hadi çocuklar dağılın. Ah koşmadı koş. Hadi Lewandowski koşarsın. Hadi bir beraberlik 60. dakika. Yaparsın yaparsın. Hadi bayan saldır. Bakın çimlere falan baktığınız zaman bilmiyorum. Biraz soluk. Yani orijinal de böyle ama. Çok canlı durmuyor. Ha bu arada PES 2017'de de sevmemiştim bunu. Zaten videonun başında öyle bir şey söylemiştim. Ha bilmiyorum, fikrim değişmeye başlıyor. Bu oyunu alır mıyım? %50. Kesin alarak oyuna, alacağımı düşünerek oyuna başlamıştım. Hadi. Ah. 67. dakika gelecek. Gol gelecek. Ya çok iyi tabii ki top çeviriyorlar aynı PES'te olduğu gibi. Burada CPU güzel çalışıyor arkadaşlar. Müthiş paslaşmalar ya. Aman çok öpren salmaya gittik. Bakın yanlış bastım ve güzel yapmışlar bunu. Timinginizde iyi ayarlamanız gerekiyor ama oyun bilmiyorum ilginç. Yani yavaş, zaten PES de yavaş, yavaşlattılar ama sanki tepkime süresi daha yavaş gibi PES'ten. Bilmiyorum. Of, çok kötü vurdu. Çok kötü vurdu. Yalnız paslaşmaları mükemmel. Hadi. Ay çocuklar, ikinci yarı çok kötüsünüz ya. Ya bilgisayar iyi top çevirdi. Neyse bu, herhalde bu maç böyle bitecek. Golden Goal'a filan gidelim diye düşünmüştüm ama. Hadi be, bir son dakika golü. Neyse, çok iyi top çeviriyor bilgisayar. Well, you don't get too many players of this. And it's a shot now. Hadi, hadi. Ya topu alamadım ki. Manchester United on the move. Hayır, hayır. Neuer, kötü yapmış seni. Evet arkadaşlar, oyunun sonuna geliyoruz. 88. dakika. Fikrimi değiştirebilirim gerçekten. Oyuna başladığımda şöyle bir düşüncem vardı. Ben bu oyunu kesin alırım. Ama bilmiyorum alır mıyım? Şu oyundan sonra bir... Oo, Jose Mourinho güzel yapmış. Oynamam gerekiyor. Evet. Defalarca oynamam gerekiyor ki. Bir karar vereyim. Sağlıklı bir karar vereyim. Çünkü az değil arkadaşlar. 220 lira para veriyorsunuz. PES'ten de daha pahalı oluyor FIFA. Hadi be. Ve maçı bitti. Evet. Evet. 3-2 mağlup oldum ama en azından 2 gol attım. Siz de bol gollü bir maç seyrettiniz. Seyirciler bakın, grafikler. Fena değil. Fena değil. Evet. Burada bitiriyoruz bu videoyu. İşte alengirli şeyler, sahaya giren kameramanlar falan filan. Önümüzdeki videolarda tekrar görüşeceğiz. Yeni FIFA videoları çeker miyim? Onu bilmiyorum. Oyunu alır mıyım? Onu da bilmiyorum. Evet, bilmediğim çok şey var arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Ciao ciao.